Esnaf kefalet kredilerine uygulanan faiz artırımına Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz, Elazığ STK Platformu Dönem Sözcüsü Erol Aslan ve Elazığ Medya İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erhan Bahçeci'den tepki geldi. Türkiye'de esnafların ticari çalışmalarına destek olunması amacıyla Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kefalet kredi faizleri arttırıldı. Yeni faiz oranları hali hazırda kullanılmış mevcut esnaf kredisine de yansıtıldı. Artan faiz oranlarına STK temsilcilerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz öncülüğünde esnaf oda başkanları bir araya gelerek faiz oranlarına tepki gösterdi. 20 yılında bir deprem daha yaşamışız. Aynen. Yani biz zaten deprem şeyinden çıkmadan bir daha ikinci depreme yakalanmış bir şehiriz. Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz, esnaf oda başkanları olarak artan faiz oranlarından dolayı muzdarip olduklarını söyleyerek faiz artışlarının esnafı mağdur ettiğini kaydetti. Biz Elazığ Esnaf Odaları olarak ve oda başkanlarımızla birlikte biz bu konudan muzdaribiz. Neticede Elazığ'ımız, şehrimiz iki tane deprem görmüş. 14-15 bin tane binamız yıkılmış. 2020-2023 depremlerinde ciddi anlamda henüz daha iş yerleri eline geçmemiş esnaflarımızın halen iş yerleri olduğu gibi duruyor. Dolayısıyla %7,5 ile %17 arasındaki faiz artışına baktığımız zaman %9,5 ta 2021'de 22'de alınan kredilerin faiz artışları netice itibariyle esnafı mağdur etmiştir. Bizler Elazığlı olarak esnaflarımıza şu anda cevap veremiyoruz. Şu an Elazığ'da bütün esnaf ayakta. Başkan Kurnaz, bu sorunun çözümü için esnaf oda başkanları olarak ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi. Burada mağdur olan insanlar gerçekten Elazığ mağdur. Yani bir Elazığ Malatya'yla, Hatay'la, Maraş'la aynı kategoriye girmez ama bir Osmaniye de Elazığ'la aynı kategoriye girmemesi lazım. Niye? Bizde 14-15 bin tane TOKİ bazında evler yapılırken Osmaniye'de 273 tane bina yıkıldı. Ama Osmaniye'yi siz faiz artırımına sokmuyorsunuz ama Elazığ'a gelince Elazığ işte yurtsever, milletini seven, devletini seven, ülkesini seven, bayrağını seven bir toplum. Netice itibariyle Elazığlı şu ana kadar devletin borcundan hiç kaçmayan, daima omurgası kalın olan bir esnaf kesimi ve bu esnaf kesiminin de cezasının bu olmaması lazım diye düşünüyorum. Bizler açıkçası bu konuları biz sayın vekillerimizle de görüştük. Ama iki günden beri herhangi bir cevap almış değiliz. Biz oda başkanlarımız olarak, Elazığ Esnaf Odaları Birliği olarak biz bu konuyu gerekirse ta Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar götüreceğimizi de buradan beyan etmek istiyoruz. Bir tepkide Elazığ STK Platformu Dönem Sözcüsü Erol Aslan'dan geldi. Tüm oda başkanlarımız, Elazığ'ı önemseyen tüm insanlarımız bu konuda bu haksız uygulamanın durdurulması için çağrıda bulunmuşlardır, bulunmaya devam etmektedirler. Biz Elazığ STK platformu olarak bu konuda Elazığ için bu insanlarımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Elazığ'ımızın 5 milletvekili, siyasi parti başkanlarının, belediye başkanlarının tek yumruk olarak bu haksız uygulamayı durduracaklarına inanıyoruz. Biz sivil toplum örgütü Elazığ STK platformu olarak 18 Mayıs Cumartesi günü tüm başkanlarımızla yapacağımız istişare toplantısıyla platform olarak göstereceğimiz demokratik tepkilerimizi istişare edip bu haksız uygulamanın durdurulması için tüm mücadelemize durdurulana kadar devam edeceğiz. Elazığ Medya, İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erhan Bahçeci de faiz kararının Elazığ esnafını çok zor durumda bıraktığını belirterek Elazığ milletvekillerine seslendi. Başkan Bahçeci, ilgili kurumların bir an önce bu hatadan geri dönmesini ümit ediyor, esnafın rahat bir nefes alması adına özellikle ilimiz milletvekillerinin bu konuda inisiyatif alıp ilgili kurumlarla bir an önce görüşmesini ve bu karardan vazgeçmeleri için adım atmalarını bekliyoruz. Ekonomik anlamda zor günler geçiren esnafa bunu reva görmek adil bir yaklaşım değildir, dedi.